Merhabalar. Safsatalar serimize devam ediyoruz ve duygular üzerinde duracağız. İyi duygular, kötü duygular, olumlu duygular, olumsuz duygular. Kafanızda bir şeyler şekillenmeye başladı muhtemelen. Acaba bir duygu olumlu ya da olumsuz olabilir mi? İyi ya da kötü duygular olabilir mi? Bazı duygular iyi diye onlara daha çok yönelmek, bazı duygular kötü diye onlardan kaçınmak mümkün olabilir mi? Duygular ne için var? Duygular aslında içimizin bizimle konuşma şeklidir. Bilincimiz doğrudan bilinçle müdahil olduğumuz konular, zihnimizde dönen olgular ve bilincin dolaylı olarak müdahil olduğu bazen çok fark etmediği konular var. Mesela kalbimizi attırıyoruz ama bunu nasıl yaptığımızın pek de ayrıldığında değiliz. Bilinçaltımız bilinç seviyesine çıkmayan konular, kalbimizi attırmayla ilgili şeyleri yönetiyorlar. Beynimizin o yetkinlikleri söz konusu tüm bedenimiz fizyolojimiz çalışıyor. Her şey bilinç seviyesinde yürümüyor. Aslında çok az şey bilinç seviyesine kadar çıkıyor. İşte duygular bilincimize yönelik içerideki mekanizmanın bilinçaltımız mı deriz, bedenimiz mi deriz? Ne diyorsak artık onların mesaj verme şekilleri. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki ben bir konuda bir ifadede bulunmak istiyorum, bir şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili temel mesajın ne olduğu, ne anlatmak istediğim böyle bilinç seviyesinde bir miktar şekillenir ama onun ifade tarzı, cümleler, kelimeler, konuşma şeklimiz vesaire onlar büyük ölçüde otomatik pilotla ve bilinçaltı konularla ortaya çıkar. Ama dilsel olarak bir şeyi metinsel olarak ifade etmekte genellikle bilinç bir şekilde bir miktar devreye girer. Dili olmayan durumları nasıl ele alacağız? Ya mesela 2 yaşından önceki bir çocuğu düşünün. Ya da işte hayvanları düşünün, net bir dili olmayan hayvanları düşünün. Kendi zihnimizdeki dile vuramadığımız bir takım şeyleri düşünün, ifade edemediğimiz şeyleri. İşte oralarda, dilden daha aşağıda bir yerlerde duygular çok önemli bir iletişim aracı olarak ortaya çıkıyor. Yaşadığımız durumlarla ilgili bilincimizden çok daha yüksek işlem gücüne sahip olan bilinç dışı zihnimiz dışarıdan aldığı verilere dayalı olarak, kendi çıkarımlarına dayalı olarak, geçmiş birikimlerine dayalı olarak bir söylem ortaya çıkarıyor ve bu söylem yukarıya bilinç seviyemize duygu olarak yansıyor. Yani Duyguların aslında iyisi kötüsü yok. Duyguların olumlusu olumsuzu yok. Tüm duygularımız içimizden bilinç seviyesine yükselen mesajlar, durumla ilgili değerlendirme raporları diye de düşünebilirsiniz bunları. Bir durum yaşıyorum, bir şeyler oluyor. Burada bilinç seviyesinde fark ettiğim şeylerin çok daha fazlası var aslında. Bilinçaltım bunları değerlendiriyor ve yukarıya özet olarak bir duyguyla bildirimde bulunuyor. Bilinç seviyesine duyguyla bildirimde bulunuyor. Peki gerçekten durum böyle mi ile ilgili biraz böyle zihin deneyleri yapalım. Yani hani bilimsel çalışmalar, referanslar vesaire onlara gerek yok. Doğrudan kendi zihnimizde bunun antrenmanını, çalışmasını yapabiliriz. Mesela şey düşünün, bir ortamdasınız, yoğun bir gürültü varmış meğer farkında değilmişsiniz. Diyelim ki gürültülü çalışan bir klima kapandı, ve o sessizlik anında a böyle bir ses mi varmış o ortamda diye fark ediyorsunuz. O ses vardı, sürekli duyuyordunuz. Ama ne yaptı bilinçaltı seviyeniz o sesi bu ortamın genel sesi bilinç seviyesinde dikkati buna sarf etmeye gerek yok diye o sesi perdeledi. Duymanızı engelledi. Daha önceki çeşitli videolarımda belki denk gelmişsinizdir. Mesela kalbinizin sesini duyma konusu. Kendi elinizi kalbinizin üstüne koyduğunuzda sesi çok az duyuyorsunuz, belki duymuyorsunuz. Ama bir başkasının kalbine elini, elinizi koyduğunuz zaman sesi çok daha net, gümbür gümbür duyuyorsunuz. Halbuki aslında kalbimizle kulağımız arasında kolumuzu falan aracı koymamıza gerek yok. Bir karış mesafe var. Yani sürekli kalp atışlarımızı aslında duyuyoruz. Bilinç seviyesine çıkmıyor bilinçaltı seviyemiz diyor ki ya tamam kalbi attırıyoruz işte onun sesini içeriden gelen sesleri o kadar duymasına gerek yok bilincin. O sesleri örtüyor. Yani büyük bir veri akışının içindeyiz aslında. Çok fazla çok yoğun bir şekilde veri akışı var. Bununla ilgili çok yüksek bir işlem gücü otomatik olarak çalışmalarını yürütüyor. Çok daha az işlem gücüne sahip olan bilinç seviyesine özet bilgiler aktarılıyor. İşte o özet bilgilerin temel aktarılma şekli de duygular. O yüzden duygularımızın farkına varmak çok önemli. Peki ya bu duyguların iyi, kötü, olumlu, olumsuz olması olmaması konusu. Ona bir bakalım. Mesela altı temel duygu olduğundan bahsediyorlar. Tabii bununla ilgili çalışmalar çeşitli. Temel duygular var, ara duygular var, onların kombinasyonları var. Aslında çok çeşitli Duygu durumlarımız var, hislerimiz var, algılarımız var. Bunlar birbirine böyle biraz karışıyor da hangisi duygu, hangisi duygulanım, hangisi his, hangisi algı? Onlar da biraz karışıyor. Temel duygular neler diye baktığımızda şunu görüyoruz. Mutluluk, üzüntü, korku, iğrenme, öfke ve şaşkınlık. Olumlu olumsuz diye baktığımız zaman Bunlardan neredeyse sadece mutluluk olumlu olarak etiketlenebilecek bir şey gibi duruyor. Belki biraz da şaşkınlık. Ama onun dışındakiler öfke, iğrenme, korku, üzüntü. Nasıl bir şey böyle? Temel duyguların hepsi mi olumsuz? Neredeyse tamamı olumsuz mu? İşte bu yanılgı, olumlu olumsuz olarak etiketleme yanılgısı, iyi kötü olarak etiketleme yanılgısı. Bunlar aslında bize mesajlar Mesela bizi mutlu eden bir şey ne tür bir mesaj vermiş oluyor? Aa bak ne güzel burada mutlu olduk. Bunu tekrar yaşayalım. Bir de burada bir, ne var? Bak burada bir şey var. Hoşlandığımız bir şey var. Bunu fark et, anla neden dolayı mutlu olduğumuzu diyor aslında. Ya da üzüldüğümüzü düşünelim. Üzüntü ne diyor? Ya bak burada üzüldük. Tekrar bu durumu yaşamamızı biraz engellesek iyi olur sanki. Ya aynı duruma tekrar düşmeyelim diyor bir yandan. Ama bir yandan da belki kaçınamayacağımız bir durum o. Bize diyor ki anla. Burada bizi üzen bir şey var. Kaçınabileceğimiz bir şey de değil. Bunun üzerine düşünmemiz, bunu anlamamız, bunu belki içselleştirmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki bir yakınının başına kötü bir şey gelen bir insanı düşünün. Hani yakınlarının başına böyle şeyler gelmesin diye yapabileceği bir şeyler varsa yapabilir. Bir yandan bunu söylüyor. Ama bir yandan da diyor ki ölümlü dünya, iyi şeyler var, kötü şeyler var, başımıza çeşitli şeyler gelebilir. Bak böyle süpermenler, süper insanlar falan değiliz. Sıkıntılar oluyor, yaşamın içinde bunlar da var. Güzellikler de var, zayıflıklar da var. Kötü şeylerle de karşılaşma ihtimalimiz var. Yaşamın içinde bu da var. Bunu bir bakıma anlamaya da teşvik ediyor bizi. Ya da korku. Korku çok önemli bir duygu çünkü zarar gelebilecek bir şeyle ilgili radar gibi çalışıyor bizim için. Ya bak burada korkutucu bir durum var. Burada zarar görebilirsin diye bizi uyarıyor. Olumlu bir şekilde bunu kullandığımız zaman, doğru bir şekilde kullandığımız zaman bizi yaşamda tutacak olgulardan bir tanesi. Ama bozduğumuz zaman tabii korku da çok sıkıntılı durumlara yol açabiliyor. Kaygılara giden mesela gelecek korkusu, giderek gelecek kaygısı diye adlandırdığımız şeylere de dönüşebiliyor. İğrenme mesela baktığınız zaman o iğrenç falan böyle daha kötü bir şey gibi geliyor ama temelde aslında bu da bizi yaşamda tutan şey. Çünkü zehirli olabilecek, besin gıda zehirlenmesi gibi durumlar yaşatabilecek şeylerle ilgili temelde o iğrenme duygusu tetikleniyor ve bizi yine yaşamda tutmaya yönelik bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Öfke mesela Öfke de böyle öfkeyle kalkan zararla oturur diyoruz mesela. Hep böyle olumsuz çağrışımları var zihnimizde. Ama haksızlığa karşı olmaması gereken, yapılmaması gereken bir şeye karşı normal şartlarda verebileceğimiz tepkinin daha üzerine çıkarak onu düzeltmeye yönelik eyleme geçmek konusunda bizi çok tetikleyen bir duygu. Şaşkınlık. Normalin dışında bir şey oldu. Aa burada ilginç bir şey var bizi yönlendiriyor bu duyguda. Yani bunların mesajlarını aldığımız zaman temel olarak duygularımızın ne demek istediğine kafa yorduğumuz, onları fark ettiğimizde onları yaşamamız gibi, yaşamamız gerektiği gibi yaşadığımızda tüm duygular olumlu, tüm duygular yerinde, her biri vazgeçilmez şeyler. Ama duygularımızı kulak arkası ettiğimizde Onların mesajlarını anlamadığımızda, kendi yaşamımızın içinde olmadan ezbere bir şekilde yaşadığımızda işte o zaman duyguları olumlu, olumsuz vesaire diye adlandırabiliyoruz. Duygularımızı fark edip onların rehberliğini kabul edip biraz da onları eğiterek yaşamımızın içerisinde duygularımızla bütünleşik olarak yaşadığımız zaman tüm duygular çok güzel, tüm duygular rehberlerimiz.